Cem TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben gazeteci Onur Dalar. Bir haber analiz programı ile daha karşınızdayız. Bugün 3 konuğumuz olacak. 3 konuğumuzla Türkiye'nin öne çıkan gündemlerini konuşacağız. Stüdyomuzda yazar Zeki Tombak bizimle beraber olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk bölümde Skype hattımızda siyaset bilimci yazar Eren Aksoyoğlu bizimle olacak. Ardından gazeteci Muhammed Vefa'dan görüşlerini alacağız. Hocam bugün bu haftanın en öne çıkan gündemi sanırım Gezi Parkı davası oldu. Osman Kavala hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası ve aralarında Can Atalay, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'ın bulunduğu 7 kişiye 18'er yıl hapis cezası çıktı. Tutuksuz yargılanıyorlardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam kararı? Öncelikle mahkeme heyetinden üçüncü yargıç değerlendirmiş. Burada bir delil yok. Yasa dışı dinlemelerden ibaret bir şey. Dolayısıyla beraat edip salıverilmesi gerekir. Osman Kavala'nın. Kavala'nın. Diğerler için zaten bir ceza verilmesine gerek yok. Ama diğer iki yargıç böyle bir şey verdi, ceza verdi. Tabii yargıçlar vermedi o cezayı. Sarayda bir bu tür davalarla ilgili bir masa var. Hükümler orada veriliyor. Talimatla yargıçlar da kendilerine verilen metinlerin altına imza atıyorlar. Konu bu. Ama yargı kurumunda son zamanlarda çok sevindirici şeyler de var. Mesela bu yargıcın muhalefet şerhi koyması, muhalefet şerhini de bu kadar açık ve net koyması çok değerli bir şey. Aynı zamanda Kaşıkçı davasının dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesiyle ilgili 12. Ağır Ceza Reisi'nin verdiği Nihal Demir galiba ismi. Çok ağır bir muhalefet şerhi var. Bu da kıymetli. Ve son olarak Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili savcının bu tamamen anayasa aykırıdır demesi de çok değerli. Yani yargı kurumu kendi içindeki kuruma sahip çıkan, hukuka, adalete sahip çıkan insanları eliyle ben ölmedim, beni henüz öldüremediniz diye bir tepki veriyor. Toplamda baktığınızda böyle bir tablo görüyorsunuz. Evet. Yani kazanmış gibi görünüyorlar. Bir açıdan yargıda bir kıpırdanma var. İkinci bir şey, AKP'nin içinde de çok ciddi itirazlar oldu buna. İşte mesela iki dönem vekillik yapmış koca bıyık itiraz etti. Derhal gece saat yarımda galiba tweetlerini atmış. Evet. Sabah 9'da Uşak Valisi olan eşini merkeze çektiler. Evet. Yani bir panik, bir çaresizlik, bir böyle... Abdullah Gül ve eski Cumhurbaşkanı Ahmet Dicle'sizin açıklamaları. Abdullah Gül hayatının en net konuşmasını yaptı. Evet. Yani AKP içinden çok ciddi şeyler var, itirazlar var. Dolayısıyla bu hani galip gibi göründükleri bu şeyde mağlup oldular. Bu kafayla giderlerse de mağlup olmaya devam edecekler. Tepkileri daha sonra ayrıntılı değerlendireceğiz hocam. Hem muhalefet cephesinden hem daha önce iktidarda bulunmuş isimlerden gelen tepkileri. Ama iktidar ne amaçladı sizce bu kararla? Şimdi yönlendirilmiş bir yargıdan bahsediyoruz. Onların baskısıyla alınmış bir karardan bahsediyoruz. Yani çok iyi de bir karar beklenmiyordu ama bu kadar ağır bir karar, ağırlaştırılmış müebbet cezası. Yani idam cezası olsa Osman Kavala neredeyse idam edilecekti diye yorumlar yapılıyor. Ellerinde ip olsa dedi kendisi de. Anladığım kadarıyla birkaç yönü var bunun. Birincisi bir gözü dönmüştük. Yani biz istediğimiz cezayı veririz. Bir göz daha veriyorlar topluma. Yani bizim karşımızda kim durursa başına neler gelir görün diye. Bir başka şey, Osman Kavala bir uluslararası rehine. Daha önce nasıl Rahip Brunson, Deniz Yücel, Almanya ile ABD ile pazarlık işlerinde kullanıldı. Osman Kavala aslında Avrupa Birliği ile Batı ile pazarlıkta kullanılacak bir rehin Türkiye'de. Yani bir şey yok, suçun olmadığını hükümet de biliyor. Çünkü bir defa beraat etmişsin aynı iddiadan. Sonra tam tahliye olacağın gün, o da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra oldu. Hapishaneden çıkartmadan yeni bir dava açıyorsun, o davadan tutukluyorsun casusluk diye. Casusluktan beraat ediyor. Daha önce beraat ettiği davadan ceza veriyorsun. Yani bunun Türkiye'nin hukukla hiçbir alakasının kalmadığını gösteren son derece somut, güzel bir örnek. Yani bütün dünya
En çok şeye gülüyorum ben, Adalet Bakanı, Türkiye bir hukuk devlettir, bizde yargı bağımsızdır falan diye. Ne zaman gülme emojisi koyacak, onu bekliyoruz. Bekir Bozdağ'ın göreve gelişinin ayrı bir anlam olduğunu düşünüyor musunuz bu süreçte? Abdülhamit Gül'ün alınması, daha sonra gelen bu karar. Abdülhamit Gül de öyle çok yargının bağımsızlığı, işte ne bileyim hukuk, adalet gibi endişeleri olan bir bakan değildi. Hı hı. Ama şey, tam bir emir eridir, emir kuludur. Lep demeden leblebiyi anlar. En yukarıdaki birine ne tür bir ceza verirsin istiyorsa kendisine söylenmeden onu talimat kabul eder ve yapar. Yani Abdülhamit Gül o kadar usta değildi. Şimdiki daha usta. Anlıyorum. Peki Eren Bey'e dönmek istiyorum. Sanırım sesimi alabiliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Eren Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz davayı? En başta bunu soracağım. İkinci olarak da seçim yaklaştıkça iktidar acaba muhalefete verdiği gözdağını büyütüyor mu acaba? Başka bir sürecin başlangıcı olarak düşünebilir miyiz Gezi Parkı davasından çıkan kararı? Ben bıraktığınız yerden başlayayım. Abdülhamit Gül aynı zamanda bazı konularda bir meşru zemin arayan, toplumun içinde bir meşruiyet arayan kararlar verilmesine çok özen gösteren bazı hamleleri vardı. Yani bir karar hukuksuz bile olsa bir meşru zemin arayışı vardı. Şimdi bu Gezi davası gibi süreçlerde bir meşru zemin arayışı söz konusu olamaz. Çünkü o meşruiyeti kuramazsınız. Yani bir suç isnatı yok. Can Atalay'a, Mücella Yapıcı'ya, Osman Kavala'ya iletilmiş bir suç isnatı yok. Bunu kanıtlayamıyorsunuz. Bir taraftan toplumda bir meşruiyet sağlayamıyorsunuz. AKP'nin seçmen grubu içerisinde, zaman içerisinde çıkan anketlerde öyle göreceğiz ki orada da bir meşruiyet zemini sağlayamıyorsunuz tam anlamıyla. Büyük ihtimalle önemli bölümü, AKP seçmenin önemli bölümü bu davalardaki bir inandırıcılık bulamayacaktır. Dolayısıyla yukarıdan aşağı bir düzene, bir dizayna ihtiyacınız var. Şimdi Bekir Bozdağ bu konuda eski siyasal kadrolar içerisinden gelen, yani Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından bir tanesi gibi görebileceğimiz bir isim. Dolayısıyla onun tercih edilmesi de bir sorun çıkmaması ya da o meşru zeminin çok rahatlıkla sağlanması anlamına geliyordu. Gül'ün, en azından Abdülhamit Gül'ün bazı aşamalarda, her hepsinin olmasa bile, bir meşruiyet zemini arayışı olduğunu biliyoruz. Gezi davasında da şöyle bir tablo ortaya çıktı ki bir baskı süreci olacak. Yani bir baskılanacak topluluk, toplum. Hiçbir sağından solundan hiçbir boşluk bırakılmayacak gibi görünüyor. Çünkü ekonomik kriz çok ağırlaştı bir yandan. Bunun yansımalarını da görmeye başladık yavaş yavaş. İşte ana muhalefet partisi liderinin elektrik kesintisi gündeme taşıması, aileleri gezmesi, Keçiören'de, Mamak'taki aileleri gezmesi, Ankara'daki aileleri. Beraber nasıl bakarsınız bir tür uyanış, bir tür itiraz etme kültürünün oluşması. Ama bir yandan da tabii ana muhalefet partisi bütün bu sürecin kontrollü şekilde ilerlemesini talep ediyor. Buna karşı baskının daha da fazla artması zaten muhtemeldi. Özellikle işte HDP'nin yönettiği 69 belediyenin, yanlış hatırlamıyorsam 65 tanesine kayyum atanmış olması, Alevi toplumunun bundan 3 yıl, 4 yıl kadar önce neredeyse sürekli her ay gündeme gelmesi, talepleri dillendirmesi, sokağa çıkması gibi süreçlerin neredeyse sıfırlanması, kadın hareketinin olabildiğince baskılanmaya çalışılması, bunda toplum nezdinde neredeyse LGBT'ler üzerinden yapılıyor olması, işte beraberinde sadece aslına bakarsanız birkaç grubun sokakta kalmasını getirdi. Ve dolayısıyla Gezi Parkı'nın baskılanması da o korku iklimini sürdürmesi açısından çok kritikti. Ben hükümet açısından da ilk oturulmuş bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada sizin söylediğiniz işte mahkumiyet kararlarının çok büyük olması, örneğin müebbet hapis cezasının olmasının kendi özelinde çok bir anlamı yok. Çünkü günün sonunda 10 yılda ceza verseniz, müebbet de verseniz büyük ihtimalle anayasa sürecinden sonra Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın buna benzer mahkumların serbest kalması, tutuksuz yargılanması, bir süre sonra davaların düşmesi çok olası. Dolayısıyla bunu biraz daha iktidara ilişkin bir sorun gibi görmek gerekiyor. Yani iktidar baskının süresini, boyutunu çok da ayarlama gereği duymuyor aslına bakarsanız. Yani günün sonunda hukuksuz bir karar verdiğinizde bir kişiye 10 yıl mahkumiyet vermekle müebbet hapis cezası vermek arasında teknik olarak fark almıyor. Çünkü ortada hukuk yok. Dolayısıyla ben en üst sınırdan ceza almalarını dolayısıyla bir siyasi sürecin sonucu olarak değerlendiriyorum.
Peki, muhalefetten tepkiler geldi. İlk tepkiyi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu verdi grup toplantısında. Çok sert bir tepkiydi. Ve bir sözle dikkat çekti. Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin şeklinde konuşmasında bir kısım vardı. Çeşitli şekillerde yorumlandı bu. Millet İttifakı'na mesaj olarak yorumlandı. Parti içine mesaj olarak yorumlandı. Ama önemli bir sözdü. Neden böyle bir çıkışa ihtiyaç duydu Sayın Kılıçdaroğlu? Acaba neye vurgu yaptı sizce? Kemal Bey çok uzun süredir yani bir genel merkezde verilen kararın sonucu gibi görünüyor. Bir iş yapıyor, bir siyasal iletişim çalışması yapıyor. Sonra arkasına yaslanıyor. Yani bir ankete bakma süreci yaşanıyor. Hatırlayın, bu çalışmalar başlamadan önce Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a attığı fark, Mansur Yavaş'ın benzer şekilde Tayyip Erdoğan'a attığı fark ama bunun karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu anketlerinde biraz daha geride olduğu, hatta Tayyip Erdoğan'ın da gerisinde olduğu gözlemleniyor. Aradaki fark çok büyüktü. Bu siyasal iletişim çalışmasına başladığından beri aradaki fark yavaş yavaş küçülüyor. Ben bu sürecin devamı olarak değerlendiriyorum. Yani biraz daha el yükseltiyor Kemal Bey ve aradaki farkın kapanmasını bekliyor. Öngörüsünü de tutacak kanaatindeyim. Yani şöyle düşünelim. Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin önemli bölümü, çok önemli bölümü, benzer şekilde Mansur Yavaş'ta da aynı şey olduğu kanaatindeyim. Günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na da razı olabilirler. Yani arada işte geldiği gelenek açısından, MSP açısından, işte etnik temel açısından belki bir takım sorunlar varmış gibi görünebilir. Ama şunu atlamayalım, Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Ankara'nın onayını alabilecek kadar Ankaralı, yani Özal'ın danışmanlığı yapmış, bir taraftan merkez sağıyla iyi diyaloglar geliştirmeyi 90'larda öngörmüş bir lider tipolojisi. Aslına bakarsanız 90'ların klasik sosyal demokrat siyasetçisi. Dolayısıyla Ankara'da Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın olmadığı kadar bir karşılığı oldu kanaatindeyim. Bakın belki ileriki dakikalarda konuşuruz. Bahçeli'nin yaptığı vurgu, bugün konuşmasında evet, yaptığı vurgu biraz da oraya kapı aralıyor. Yani kısaca diyor ki senin Ankara'da çok bir karşılığın yok gibi bir yere çıkıyor o açıklama. Dolayısıyla devletteki karşılık sorgulanıyor. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun o aşamada diğer iki adaydan daha fazla karşı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz burada mukavemet olarak genellikle devleti, devlet aygıtının alacağı pozisyonu razı gelmesini ya da orada rıza birliğinin üretilmesini çok pas geçiyoruz. Yani konuyu çok uzun süredir, neredeyse AKP iktidara geldiğinden beridir çok milletle, millet iradesiyle, sandık fetişiyle ya da işte veri fetişiyle bunlarla çok ilişkilendirdik. Ama devlet aygıtını çok atlıyoruz. Çünkü orada da bir meşru zemine ihtiyaç var. Yönetebilme kabiliyetine ihtiyaç var. Yani Ekrem Bey İstanbul'dan geldiğinde Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğundan kalkıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda veya buna benzer başka bir aktör geldiğinde o rıza birliğine oluşabilecek mi? Buraya da bakmak bir mukavemet haline gelmeye başladı artık burası. Meral Akşener konusunda neredeyse hiçbir sıkıntı yok. Yani orası çok net aslına bakarsanız. Yani düşündüğü, öngördüğü başbakanlık gerçekleşirse çok rahat olacak kanaatindeyim. Ama Kemal Bey için de böyle bir sürecin olduğu çoğu zaman atlanıyor. Biraz da o açıdan bakmak lazım bence. Anlıyorum. Size tekrardan döneceğim Eren Bey. Hocam siz ne düşünüyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla alakalı? Eren Bey biraz kendi adaylık süreciyle alakalı bir siyasal iletişim çalışması olduğunu söyledi. Bir adım daha attı. Söyledi. Tabii öyle bir yönü var işin ama biraz geçen de konuşmuştuk. Anket şirketleri, danışmanlar, ajanslardan yavaş yavaş siyaset çıkıyor. Halka dokunma, halka değme, mitingler, ev ziyaretleri, sokağa çıkmalar falan başlıyor. Bu bakımdan olumlu bir şey. Bu dili sertleştirmesi de bence bu halka doğru hareket etmenin bir şeydir, gereğidir, başlangıç noktası düşünüyorum. Bence güzel bir başlangıç yaptı. Hani ben şunu kastetti, bunu kastettiğiyle çok ilgili değilim. Ama Ahmet Arif'ten bir şiir okudu. Bunlar engelekler ve çıyanlardır. Aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Bir de çarpışma ne kadar güçlü olursa zafer de o kadar kesin ve görkemli olacaktır dedi. Yani tadından yenmez bir muhalefet. Yani şöyle Erdoğan, daha doğrusu Erdoğan demeyelim, saray yargısı diye tabir ettiğimiz kurumun el yükseltmesiyle Gezi Parkı'nda davasına çıkardığı karar, Kılıçdaroğlu da bunu görüyorum mu dedi acaba? Evet, ve aynı zamanda muhalefete bir mesaj, hadi silkenelim şeklinde yorumlayabilir miyiz bunu? Bence görüyorum dedi elimizi.
Ve arkadan Bahçeli de bir el yükseltti. Onu da herhalde konuşacağız. Evet, ama önce sırayla gidelim isterseniz. Akşener'in çıkışını konuşalım istiyorum. Akşener'in de bir gün sonra grup toplantısında Gezi'yi sahiplenen bir açıklaması oldu. Hatta sözleri neo-ittihatçılık olarak da yorumlandı. O da bir el yükseltme şeklindeydi. Tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlayanlar oldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında konumlandı diyebiliriz Sayın Akşener için. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bir Türkiye'de Burjuva devriminin çok önemli bir aşamasıdır 1908. İttihat ve Terakki göndermesi yaptı Akşener. Evet, buradaki ama sadece iddiatçılar diye düşünmeyin. O dönem Osmanlı vatandaşları için de özgürlük, eşitlik, adalet, yani herkesin ayağa kalktığı bir şeydi. Tabii Gezi'nin de böyle bir anlamı var. Topçu kışlası yapılmak istendiği var. İçin. Evet. Hani eski silahlardır bunlar ama hepsi işler yani şey. Hala orada anlamları vardır diyorsunuz. Hürriyet, işte kardeşlik, meşveret yani. Fransız devriminin sloganları aslında. İyi şeylerdi. Hani kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet gayet güzeldi. Yani Akşener'le hiçbir yakınlığınız olmasa bile bu konuşmayı duyunca siz de şey, heyecanlanırsınız. Bence şeye doğru, ön cepheye doğru, ön mevzilere doğru geliyor şey muhalefet. Hem Kılıçdaroğlu'nun dilini sertleştirmesi, hem Meral Akşener'in yaptığı bu konuşma ve bu konuşmanın içinde Gezi'yi, çapulcuları, bütün o hareketi sahiplenmesi, hani herkes onun aynı görüşte değil ama o yapılan işin bütününü sahiplenen, bütün olması bence olumlu, güzel bir şey. Yani buradan yürürlerse Türkiye daha ileri bir noktadan AKP, MHP ile hesaplaşmaya girer. İyi bir şey yani. Anlıyorum. Eren Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Aslında Akşener'in konuşmasını eleştirenler de oldu. Bir neo-ihtiyatçılık tanımı yapıldı. Bu tartışıldı. Ondan öncesinde de Ümit Özdağ'ın bir Talat Paşa çıkışı olmuştu. Bu Ermeni soykırımı meselesi konuşulduğunda. Yani ihtiyatçılar 100 sene sonra tekrardan ilginç bir şekilde Türkiye'nin gündemine girmiş oldu son bir haftada. Siz ne düşünüyorsunuz Akşener'in konuşmasıyla alakalı ve bu neo-ihtiyatçılık vurgusuyla alakalı? Türkiye'de merkez sağ siyaset, yani ilk meclisin ikinci grubunun ittihatçılıkla her zaman bir ilişkisi, her zaman bir gündeme gelir. Şimdi İYİ Parti de aslına bakarsanız oraya oturuyor yavaş yavaş. Yani bir sağ o klasik ittihatçılık diyebilir miyiz buna? Evet evet. Yani bir işte şey vardır ya, işte bir ülkücü partinin her zaman bir taraftan da bir ilerici bir yönü olur. Yani bir gerici bir yönü var. Gerici demeyelim. Geri arkaya bakan bir yönü vardır. Bir taraftan da ileri bakan bir yönü vardır. Daha kentli, bir taraftan işi cumhuriyetin bazı yerlerini savunan, daha seyreltilmiş şekilde olsa bile o biraz kendini işte ihtiyaççılıkta buluyor. Ama ben başarılı bir girişim olduğu kanaatindeyim. Yani CHP'nin seçmen tabanında kaşıyan, özellikle genç seçmenlerini kaşıyan, orayı hedeflediğimi bilmiyorum Akşener ama başarılı olduğu çok açık. Çünkü Ankara'daki anketlerde, önemli bir kuruluşun anketlerinde İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy aldığı, %3'e kadar oy aldığı, %19 bandına kadar yaklaştığı konuşuluyor. Bir taraftan da tabii CHP'nin yıpranması anlamına da geliyor bu. Ama buradaki hareketin şöyle olduğu göz. Evet, Eren Bey insanların bağlantısında sorun çıktı. Tekrardan döneceğiz kendisine. Hocam, acaba Akşener'in çıkışı, iddiaçılara yaptığı vurgu, Eren Bey tekrardan attığımızda ikinize dönetmiş olayım soruyu. Ümit Özdağ'ın bu Talat Paşa çıkışına da bir cevap olabilir mi? Yani Zafer Partisi bir görünür olmuştu. Ona dair bir iddiatçı vurgu. Benim aklıma o geldi şahsen. Aslına bakarsanız bir sınır çiziyor Meral Akşener. Yani bir o tarihsel okumanın belirli aşamasında bir sınırı var. Hürriyetle onu şekillendiriyor daha çok. Şimdi şeyi Zafer Partisi liderinin Ümit Özdağ'ın okuduğu yer pek orası değil. Evet. Yani daha sert, daha köşeli, daha milliyetçi tonu yüksek. Bir taraftan ırkçılığa doğru kayan, ırkçı olmadığını ısrarla belirtiyor beyefendi ama ırkçılığa doğru kayan bir perspektifi var. O biraz daha kendini işte çevrede, çeperde, kasabada, yani kentle ilişkilenmeye çalışan sosyolojik tabanda bir karşılık bulmaya çalışan bir girişim. Ama Akşener daha çok kent merkezlerine yoğunlaşan, seküler, yüzünü daha çok ileri dönmeye çalışan bir ülkücü tabanı neredeyse dönüşmeye çalışıyor. Onları merkez sağa götürmeye çalışıyor. Yani o eski ideolojik bağların biraz daha zayıflaması gerektiğini düşünen ya da yeniden üretilirken daha kentli, daha cumhuriyet, daha işte modernleşme eğilimiyle
hareket etmesi gerektiğini düşünen başka bir yeniden üretim sürecine giriyor. Ben bunun başarılı olduğu kanaatindeyim. Yani bir taraftan o eski ülkücüde ailelerin genç çocuklarının daha özgürlükçü, en azından görece özgürlükçü çocuklarını bağladığını, peşi sıra sürüklediğini, bir taraftan da CHP'nin de tabanını oluşturan cumhuriyetçi gençleri de peşinden sürüklemeyi hedeflediğini düşünüyorum. Başarılı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü şunu atlamayalım, Zafer Partisi liderinin Ümit Özdağ'ın yapmak istediği şey daha çok dediğim gibi Anadolu kırsalında Mansur Yavaş sempatisiyle bezenmiş, kasabalı, şehirli olmaya çalışan, sınıf atlamaya çalışan bir sosyolojinin altına dokunmaya, orayı kaşımaya, oradan destek bulmaya çalışmak. Yani aslına bakarsanız ülkücü hareketin iki farklı tabanından bahsediyoruz. Kırsaldan gelen ve kentten gelen iki tabanından bahsediyoruz. Biri bir tarafı, diğeri başka bir tarafı tutuyor. Dolayısıyla işte bu aşamalarda Bahçeli'nin örneğin bu ikisine bir söz üretmek, eleştirmek yerine daha çok CHP liderini hedef almaya çalışması, özellikle Atatürkçü çizgideki CHP'lileri kapsayabilmek için, Atatürkçü milliyetçi çizgideki bazı CHP'lileri ikna edebilmek için Kemal Bey'in mücadelenin içerisinden gelmediğini söylemesinde beraberine getiriyor. Yani bir aslında bir tür bir satranç oyunu var ortada. Kimin hangi sosyolojik tabanı oynayacağını anlamaya çalıştığımız bir satranç oyunu var. Buna karşılık Kemal Bey'in de çok ihmal ettiği, çok uzun süredir çok ihmal ettiği merkez sola doğru yönelme girişimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sürecek mi soru işareti? Çok emin değilim. Bir taraftan da Gelin Selakböke'nin yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı gezi eksenli bir konuşma vardı. Peşi sıra geliyor bu konuşmalar. Bir çorap söküğü gibi ama bir taraftan da milletvekili tipolojisi bunu çok sürdürebilir durumda değil. Yani bunu çok tercih etmiyor. Daha çok Kemal Bey'in katına bakmayı tercih ediyor. Dolayısıyla merkez sol yöneliminin sürüp sürmeyeceğini aslına bakarsanız Kemal Bey karar verecek. Meral Akşener de oradaki bütün boşlukları dolduracak gibi görünüyor. Anlıyorum. Siz de söz ettiniz aslında Eren Bey ama ben önce Zeki Hocam'a sormak istiyorum bu soruyu. Bahçeli'nin bugün verdiği röportaj aslında Kılıçdaroğlu'nun çıkışına bir cevap niteliği taşıyordu. Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin alimi yok. Kemal Bey bu kavgayı kazanamaz. Bizim 57 yıllık bir tecrübemiz var. Dedi Sayın Devlet Bahçeli. 53. Şimdi önce isterseniz demek konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii. Türkiye 100 senede bir ekonomik gelişkinlik sağlayamadı. 100 senede bir hukuk devletine dönüşemedi. Yargının bağımsızlığı, özgürlükçü bir, çoğulcu bir topluma dönüşemedik. 100 sene önce İttihat Terakki, Meral Hanım'ın söylediği şeylerle, sloganlarla geldi ama 5-6 sene sonra Türkiye'de Ermenilerin başına çok büyük bir iş geldi. Sonra biz Rum vatandaşlarımızı Türkiye'den parça parça gönderdik. Sonra yetmedi, 100 senedir Kürt meselesiyle uğraşıyoruz. Yani 100 senede hiçbir şeyini çözememiş, dönem dönem böyle parlak konuşmalarla atılımlar yapan bir siyaset var. Ama arkası gelmiyor. Bir sene, iki sene, 100 sene sonra. Ve çok uzun süredir, şimdi oraya geliyorum, Devlet Bahçeli gibi bir şeye bu devlet ihtiyaç duyuyor. Devlet Bahçeli'den önce işte 69'da önce ABD'ye gidip orada özel kuvvetler eğitimi falan alıp sonra Türkiye'ye gelip Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni MHP'ye dönüştüren ve hemen ülkücü kampları kuran, komando kampları kuran, sonra bu 61'de başlayan Türkiye İşçi Partisi'nin 68 üniversite gençliğinin yükselişini nasıl durdururuz diye sokak cinayetlerine başlayan bir tarihten bahsediyor Devlet Bahçeli. Orada hocam tam onu soracaktım aslında. 53 senelik tecrübe ederken ülkücü hareketin sokak tecrübesine mi bahsediyor yoksa Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiden gelen bir isim tecrübesizliğini mi işaret ediyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ömrü şeyden iki katından fazla. Partinin kuruluş tarihi gibi görünüyor 69. Hayır, sokak cinayetlerinin başladığı tarihtir o. Zaten kavga tecrübemiz var diyor. Yani evet, demiyor ki demokratik bir tecrübemiz var, demiyor ki hukukla ilgili bir şey yok. Başlarız gene diyor. Durmadılar ki. Yani Türkiye'de 68'lerden 69'lardan beri önce 12 Mart'ın gerekçesi oldular. Sonra 12 Eylül'ün işte kardeş kavgasına son vermek falan filan diye.
sürekli olarak Türkiye'de özgürlükçü, ilerici, devrimci, sosyalist bir gelişmenin karşısında bir provokasyon, bir darbe hazırlayıcı unsur olarak ülkücü hareket sürekli çalıştırıldı. Yani ülke ocakların hepsi belki değildi ama içinde Abdullah Çatlılar gibi bir takım hani çelik çekirdek ekibi vardı. Devlet Bahçeli de bence o ekibin içinden. Sürekli ülkücü fikirlerin etrafında toplanan gençleri bu tür işlere, sokak çatışmalarına yönlendiren, iç savaş organize eden bir gelenektir o. Öyle beyaz çorap giymeyin, dişlerinizi fırçalayın gibi zaman zaman nedense kulağa hoş gelen laflar ediyor insanların. Ama hemen arkadan şimdi diş gösteriyor. Ama geçmiş olsun, bu saatten sonra yapacağı şey, hani çok fazla uzun ömrü yok, bir sene daha var. Bir sene içinde daha önce de biz bu tecrübeyi yaşadık, patlamalar, çatlamalar falan filan. Bunlar provokatif laflardır. Provokasyonların önünü açan laflardır. Sonra Bahçeli der ki ben orada başka bir şeyi kastettim ama olanlar olur. Bir tane örnek vereyim. Bir arkadaşım var. Her sene Mayıs'ın 5'i ile 10'u arasında onlar bir grup. Aynı miting alanında, aynı etkinlik sırasında patlamalardan çatlamalar kaybettikleri kardeşlerin, arkadaşlarının mezarlarını ziyarete gidiyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafında. Her sene bir yöne doğru gidiyorlar. Bu sene Antalya, Adana tarafına gidecekler. Türkiye'de böyle bir kuşak yetişti yani bunlar yüzünden. Anlıyorum hocam. Teşekkür ederim. Eren Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba Bahçeli'nin sözlerini? Şimdi röportajın tamamına baktığımızda aslında kimi zaman itidale davet eden bir açıklama. Helalleşmeden vazgeçmemeyi salık veriyor Sayın Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli. Bir tarafında ise bizim kavga geleneğimiz var. Yani buradan galip çıkamazsınız şeklinde bir mesaj. Türkiye'de CHP örgütleri çoğu zaman çok direngin olmuşlardır. Yani çok kalabalık, güçlü, etki eden, ondan sonra sokakları tutmaya özen gösteren 80 öncesi kadar değil ama yine bir taraftan da güçlü görünen bir örgüttü. 80 sonrasında bu tabii dağıldı. Bir taraftan 90'larla beraber işte partinin yeniden açılışıyla beraber tabii SHP etkisi çok büyüktü. SHP çok güçlüydü sokakta. Özellikle yoksul mahallelerde. Şimdi son dönemde özellikle işte parti içi pratikler yitirildiği için, danışma kurulları yapılmadığı için, CHP genç kolları belirli dönemlerde tabii ayağa kalkıyor ama yine her şeye rağmen uzun erimli çok büyük bir iş yapamadığı için CHP örgütlerinin çok direngin olmadığını, CHP parti çevresinin çok hareketli olmadığını gözlemleme başladık. Büyük ihtimalle siyasetin içerisindeki herkes gibi Devlet Bahçeli de bunu görüyordur. Ama Türkiye'de siyaset de dönüşüyor. Benzer şekilde ülkücü harekette sokaklarda çok direngen değil. Ama bir taraftan da Zafer Partisi'nin tehlikeli oyunu karşısında insanların mobilize olması ihtimali de söz konusu. Ben biraz da kendi teşkilatlarını dizayn etme ya da kendi teşkilatlarını mobilize etme çabası, kendi teşkilatlarındaki o performans düşüklüğünü toparlama çabası olarak da görüyorum. Zaman zaman parti içerisinde bu tarz mesajlar verebilirsiniz. Bunu da rakibiniz üzerinden yaparsınız. Bahçeli büyük ihtimalle Zafer Partisi'nin de orada çok etkili olmasını, bir taraftan İyi Parti'nin işte Meral Akşener'in çıkışı yapmış olmasını kendi parti içi dinamiklerle de dengelemeye çalışıyor. Çünkü şunu atlamayalım, Türkiye'de ülkücü hareket bir taraftan da çok ortaklı bir hareket. Yani şu anda Türkiye siyasetinin konuştuğu 3-4 figür beraberinde ülkücü hareketin içerisinden çıkan, işte hemen sayalım. Ümit Özdağ, son 15 güne 20 güne damgasını vuran insanlardan bahsedelim. Ümit Özdağ, Meral Akşener, Mansur Yavaş. Bunların üçü de ülkücü hareket içerisinden çıkan. Dolayısıyla ülkücü hareketin Devlet Bahçeli'den sonra nasıl pozisyon alacağı konusunda kavga eden, birbirleriyle mücadele eden, birbirine destek açıklaması yapmaya çalışan bir hareket bir taraftan da. Çünkü şunu atlamayalım, Ümit Özdağ örneğin Mansur Yavaş'ın desteklenmesi konusunda Meral Akşener'e çağrı yaptı. Bu biraz da tuhaf, aynı zamanda tuhaf bir durum. Çünkü şunu atlamayalım, Meral Akşener'in partisine ihraç edilmiş birisi Meral Akşener'i Mansur Yavaş'ı desteklemesi konusunda çağırdı. Aslında bu bir taraftan da üstü kapalı şekilde MHP'nin geleceği açısından nasıl bir pozisyon alınması gerektiğini tarifi gibi görünüyor. Yani bir arayış var orada bir yandan aslında, da. Aslında çok pardon araya giriyorum Eren Bey. Orada Sayın Meral Akşener'e bir çağrı da vardı. Ümit Özdağ aday gösterttiremeyeceksen beraber seçime girelim Zafer Partisi ve İyi Parti olarak. Aslında Millet İttifakı'ndan İyi Parti'nin ayrılmasını da öğüt veriyordu Ümit Özdağ. Evet. Yani şu çok önemli kanaatimce, dışarıdaki partiler de
bunu yapmış olacaklar. Zafer Partisi'nin güçlü görüntüsü bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarın için, Devlet Bahçeli'den sonraki Milliyetçi Hareket Partisi için çok belirleyici bir rol oynamış olacak. Yani Meral Akşener'in partisini merkez sağ çekmeye çabası, aslına bakarsanız Ülkücü Hareket'te Devlet Bahçeli sonrasındaki bir hadi ülkücüler bir araya gelsin, yan yana gelelim, omuz omuz olalım, iktidara yürüyelim gibi bir çağrıyı engelleme çabası olarak dokunabilir. Merkez sağ oturma girişimi. Partiyi bu şekilde ayak tutmak isteyebilir Meral Akşener. Aslına bakarsanız bütün hadisenin ben, çok uzun süredir bütün hadisenin ben MHP'yi almak olduğunu düşünüyorum. Çünkü MHP'yi alan kişi neredeyse geleceği alıyor. Yani bu partinin AKP'nin olmadığı bir kompozisyonda örneğin iki seçim sonra birinci parti olma olasılığı çok yüksek. Şöyle bir mit vardır Ülkücü Hareket içerisinde. Devlet Bahçeli ne yaptığı uzunca bir süre sonra ortaya çıkar. Hangi hamleyi yaptı ve nasıl başarılı olacağı uzun bir süre sonra ortaya çıkar gibi mit vardır. Şu anda herkes o mitin gerçekleşmesini bekliyor. Yani AKP'den sonra AKP'nin oy bloğunun önemli bölümünün Milliyetçi Hareket Partisi tarafından konsolide edilmesini bekliyor. Bu da Devlet Bahçeli'nin sonrasına tekabül ediyor. Yani oradaki kişi Devlet Bahçeli'nin çizgisinden uzaklaşmayı tercih ederse Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki seçim sonra birinci parti olma olasılığı var. Bugünkü bütün hamleler, Mansur Yavaş'ın içinde bulunduğu hamle dahil olmak üzere bütün hamleler günün sonunda bir şekilde MHP'ye kapı aralamak anlamına gelecek. Anlıyorum hocam. Peki hocam, acaba bu ülkücü hareketin, yani Eren Bey'in söylediği gibi aslına baktığınızda Türkiye siyasetinde birçok eskiden ülkücü hareketin içine bulunmuş ya da hala kendini ülkücü olarak tanımlayan birçok figürü var ve totale baktığınızda İyi Parti, MHP ve Zafer Partisi'nin oylarını üst üste koyduğumuzda %20'yi aşan bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. Yani burada Türkiye siyasetinin totale baktığımızda son 10 senede bir daha fazla sağa kaymasından söz edebilir miyiz? İyi Parti ne kadar Millet İttifakı'nın içinde yer alsa da. 1980'den sonra bu Türkiye toplumunda bir sağa kayış başladı. Çünkü sol ezildi, dağıtıldı. Çok ağır cezalar verildi. Bir Diyarbakır cezaevi, bir Ankara'da Mamak cezaevi diye iki tane böyle Nazi cezaevlerini aratmayan şey yapıldı örnek. Ve sürekli olarak toplumsal özgürlükler, ifade özgürlükleri üzerine ağır baskılar yaşandı. Ve örgütlenme özgürlüğü üzerine son derece ağır kısıtlamalar getirildi. Şimdi böyle bir toplumda sürekli bir militarist şey, ırkçı, Kürt meselesi üzerinden bir dil kuruldu. Ve Türkiye'nin her tarafında, her sokak demeyeyim ama otobüs durakları, sokaklar, üst geçitler, şehit vesaire vesaire, yani isimleri dünya kadar genç çocuğumuz topraklara düştü. Bunun üzerinden de bir dalga yaratıldı. Şimdi evet, milliyetçi önyargılar falan kuvvetli ama bir yandan da sayıyoruz 7-8 tane ülkücü kökenli parti veya particik var. Yani bu Türkiye toplumuna ortak bir vizyon, bir şey veremiyorlar. Sadece bir tepki, savaşın getirdiği, 12 Eylül'ün getirdiği imkanlarla bir genel bir milliyetçilik eğilim var ama bu eğilim Türkiye toplumunda bir vizyon yaratabilmiş bir eğilim değil. Böyle bir şansı da yok. Şimdi Gezi'den uzaklaştık ama oraya dönüp bir şey söyleyeyim. Tabii. Gezi Türkiye'de bir büyük yalan şeyidir. Dün Devlet Bahçeli ona eklemlendi. Hani bir Dolmabahçe Camii'ne bira şişelere geldiler. Ondan sonra Kabataş'taki bacıma neler ettiler falan vardı. Sonra Cumhurbaşkanı buna bir katkıda bulundu. Önceki gün 9 sene sonra loderlerle, yani şey yüklenici iş makinesi demek istiyor. Kanal kazdılar oradan. Buradaki makamımıza kadar kanal açtılar. Nerede kanallar? Yani basından kimseye demiyor ki gidip fotoğrafını çekelim. Cumhurbaşkanım rezil ederim adamları demiyor. Yok çünkü öyle bir şey. Bahçeli de dedi ki Lütfü Türkkan bizi talimatlandı. Biz de gittik Gezi'ye, Taksim'e dedi. Lütfü Türkkan. Videoları falan çekti. Evet, bugün bir paylaşım oldu. Bahçeli'nin talimatıyla Gezi Parkı'nda açıklama yaptıklarını söyledi. Ağaç çökmeye gidiyorsun, kurşunla karşılaşıyorsun. Bugün tam tersi. Neredeymiş o kurşun? Şimdi yani büyük bir yalan yığınıydı. O yalana bugün, dün Devlet Bahçeli de bir ek yaptı. Sen kurşun atılmış falan gibi.
Yani şey ne kadar, kanal açılmış kanallar ne kadar bir hayal dünyası, bir korku dünyasıysa demek ki öyle hayaller görülüyor yani. Bize kurşun sıktılar da bir hayal. Gezi bunların kabusudur. Ve bu toplum bu kadar büyük bir şey, enerjiyi bir defa ortaya koymuşsa o enerji buharlaşmaz. Hani maddenin sakımı gibi, sakınımı gibi enerjinin de sakınımı var. Gitmez bir tarafa, başka bir şekilde, başka bir zamanda kendini tekrar ortaya koyacaktır. Kabusları da bundandır. Bahçeli şimdi bu yalan dünyasının bir parçası olarak, ona katkıda bulunarak var olmaya çalışıyor. Bir vizyonu da yoktur. Yani gerçekte ölmüş gitmiş insanlar Türkiye toplumunun geleceğini mahvetmeye devam ediyorlar. Birisi de Devlet Bahçeli'dir. Anlıyorum hocam. Eren Bey, peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani neredeyse 10. seneyi devresine yaklaşacağız Gezi olaylarının. Türkiye siyasetinde yeniden konuşulmaya başlandı. Yani Gezi'yi görmeyen kuşaklar artık Gezi tartışmasının içinde diyebiliriz yani geçen süre içerisinde. Karardan sonra Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in açıklamalarını konuştuk. Gezi'nin hayaletinin, doğru tabir etmek gerekirse, yeniden Türkiye siyasetini şekillendirmesi mümkün mü? Daha doğrusu, ya da Gezi'nin izlerini görüyor muyuz şu an siyasette? Hala etkileri sürüyor diyebilir miyiz? Çok yaşlandığımı hissediyorum. Gezi'nin içinde sokaktaki birisi olarak. İşin şakası tabii ama Gezi, benim bir hocamın deyimiyle siyasetin tanımını değiştirmişti. O zaman çok anlamamıştım hocamın söylediği şeyi ama şimdi daha iyi anlayabiliyorum. 10 yıl geçmesine rağmen halen Türkiye'de partiler muhalefetinin geliştiremediği seçimleri Gezi getirdi diyebiliriz. Ama bir taraftan da iktidarın yapmak istediği şeyin şu olduğu anlaşılıyor. Gezi direnişi gibi, 17-25 Aralık operasyonları gibi iktidar açısından kritik süreçlerin her birinin yeniden sıra sıra gündeme geleceği, iktidarın hukuk üzerinden bir takım cezalar dağıtacağı, ceza kesileceği, beraberinde aslına bakarsanız bu komploların devam ettiği yönünde bir sürece doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani bunu anlatacaklar sürekli büyük ihtimalle. İşaret fişlerinde çoğunlukla ben A Haber olduğu kanaatindeyim. Bütün neredeyse devlet hastanelerinde ya da işte devlet daireleri koridorlarında izlenen televizyon kanalı olduğu için söylüyorum bunu. Ama bundan çıkışın da çok kolay olmadığı kanaatindeyim. Çünkü geriden gelen, sizin az önce bahsettiğiniz kuşak beraberinde bu hadiseyi, bu hikayeyi satın almıyor. Çünkü bunlar daha çok en son bizim kuşağımız olmak üzere satılabilecek türde hikayeler. Bizden sonraki kuşaklar bunların hiçbirini görmediği için o olay örgüsünü, o bağlamı yaratabilmekte zorlanacaklar. Sadece belirli bir yaşın üzerindeki insanlara, işte biz eskiden ekmek kuyruklarında beklerdik, AK Parti ile beraber bunlar yok oldu edecekler. Ama bu siyasetin doğasıdır. Çünkü her yerde yaş kuşak çoğunlukla daha çok muhafazakar partileri destekler. Geçmişteki negatif, olumsuz havayı konuşur ve bugünkü pozitifi daha çok konuşma eğilimi içerisinde olurlar. Dolayısıyla ben Batı Avrupa'dan farklı bir görüntü görmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani kuşak gençleştikçe en azından solculaşma eğiliminin artacağını, merkez solda konumlanan, işte merkeze geldiği için sıklıkla eleştirilmiş partinin de zaman içerisinde yükseleceğini, seküler partilerin kaçınılmaz olarak yükseleceğini düşünüyorum. Yani ben oyunun sonunun geldiği kanaatinde değilim. Hala şüphelerim var. Ama eğilimi yavaş yavaş, özellikle genç kuşak üzerinde sekülerleşme, kentleşme, dünyevileşme ekseninde büyüdüğünü, geliştiğini düşünüyorum. Bunların bir bölümünün kararsız olması veya mevcut düzen partilerinden mutsuz olmaları da çok olası zaten. Bu çok enteresan bir durum değil. Çünkü tam anlamıyla progresif bir parti bugüne kadar ortaya çıkmamıştı. Ta ki Zafer Partisi'ne kadar. Aslına bakarsanız az önceki sorunuza da biraz atıf yapmış olayım. Bu ırkçı, bir taraftan milliyetçi söylemin yükselmiş olmasının tek sebebinin Zafer Partisi'nin progresif davranmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, hatta zaman zaman Deva Partisi'nden beklenen o progresif tavır şu anda Zafer Partisi'nden geliyor. Söyledikleri çok net. Hiçbir muğlak alan bırakmıyor. İkinci veya üçüncü cümlesine kadar neredeyse toplumun tamamını ikna ediyor. İkinci veya üçüncü cümlesine geldikten sonra toplumun bir kısmını kaybetmeye başarabilen bir söylem. Yani şöyle düşünelim. Suriyelileri geri göndeririz diye eleştirirken aslında bir taraftan da düşmanı olduğunu bildiğimiz Kürtleri bile ikna edebiliyor.
İkinci ve üçüncü cümlede Kürtlerden bahsederse Kürtlerin bir kısmını kaybedebiliyor. Ya da şunu söyleyebiliyor, klasik Türk sahanın söylemidir, Filistin'e sahip çıkma, Filistin'deki direnişe sahip çıkma, Filistin'de Hamas çizgisine sahip çıkma. Ama Ümit Özdağ çok enteresan bir şekilde, çok net bir şekilde hem de Filistin'den desteği çekeceğini, çünkü Filistin'in Kıbrıs'ı tanımadığını söylediği andan itibaren çok geniş toplum kesimlerinden destek alabiliyor. Bu çok şaşırtıcıdır aynı zamanda. Yani aslına bakarsanız çok büyük bloklar oynayan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemi buna benzer progresif partilerin belirleyebileceğini düşünüyorum. Şunu atlamayalım, Memleket Partisi kurulduğunda ilk 6 ay içerisinde o progresif sürecin içerisine girmişti. Yani Muharrem İnce'nin ağzından çıkan her kelime, her sözcük, her cümle neredeyse partinin programı sayılıyordu. İlerlemeci davranıyordu bir yandan da. Çok netti. Dolayısıyla bir grup insanın sempatisini toplamayı başarmıştı. Neredeyse %1 seviyesine gelmişti. Ama zaman içerisinde o progresif tavrın dağıldığını, en azından biraz daha muğlaklaştığını gözlemledik. Yani sürdürülemeyen bir tavır haline gelmeye başladı belki de. Bir sürü sebepten dolayı olabilir bu. Beraberinde o boşluğu da şu anda Zafer Partisi'nin olduğuna inanıyorum. Yani Türkiye'de sosyal demokrat, merkez sol ya da merkez sağ progresif bir parti ortaya çıksa benzer bir performansı, hatta belki de %1 değil, %0.5 değil, şu anda anketlerde %0.5 görünüyor. Belki %3, %4, %5 çizgisinde başka partilerinde sağlaması mümkün. Yani her zaman dikkat ederseniz son dönemde ortaya çıkan partilerin pek çoğu daha progresif tavırlar sergilediği için karşılık buldular. Deva Partisi için aynı şey geçerliydi. Bir süre sonra o da o tavrı kaybetmeye başladı. Dolayısıyla o şeyler, anketteki o puan muğlaklaşmaya başladı. Düşüşe geçti ya da bir taraftan da. Ya da AKP'den Deva Partisi'ne gelen oyların hepsinin çoğunun geri dönmeye başladığını gördük. Çünkü arka taraftaki genellikle işte 0.5 gibi, 1 gibi puanlar çoğunlukla teşkilat bağlarıdır. Yani siz Doğu'da örneğin, işte örneğin Urfa'da, Güneydoğu'da, Urfa'da teşkilatınız varsa, o teşkilat büyük bir aşiretin üyelerini barındırıyorsa, o aşiretin tamamını oyun alabiliyorsunuz. Buna benzer teşkilat bağları üzerinden yürüyen işler bunlar. Bir kısmı en azından. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ben progresif bir partinin Türkiye'de bu muğlak siyaset içerisinde çok fazla iş yapacağını düşünüyorum. Progresiften kastınız tam olarak nedir? Biraz açabilir misiniz Eren Bey? Daha net, daha belirgin. Sözleri çok belirgin. Toplumun önüne çıktığı zaman söylediği söz hemen karşılık bulacak. Geniş toplum kesimleri tarafından bu kişi haklı diyecekleri bir tarz. Çünkü bu tarz beraberinde o siyaset, işte yerden kalkan tozla beraber siyaset kurumunun muğlaklaştırdığı alanda çok belirgin hale gelmeye başlıyor. Bakın bugüne kadar, Ümit Özdağ söyleyene kadar Suriyelilerin gitmesi gerektiğini söyleyen bir düzine siyasetçi vardı. Ama Zafer Partisi, daha doğrusu Ümit Özdağ bayrağı eline alıp en öne geçtiği için şu anda en progresif görünen, en net görünen, söylediği söz çok belirgin şekilde karşılık bulan bir parti haline gelmeye başladı. Bu oya dönüşmeyebilir, bu başka bir şey. Ama sempatisinin yüksek olacağını ve bir taraftan da oyuncu olarak kalmaya devam edeceği çok net. Anlıyorum. Peki, diğer bir gündeme geçelim isterseniz. Ali Babacan'ın hafta içi yine önemli bir çıkışı oldu Millet İttifakı'na dair. Bir paylaşımda bulundu. Demokrasi Vatsın Partisi önümüzdeki seçimlerde kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır dedi. Birçok şekilde yorumlandı hocam. Şimdi baktığımızda Gezi Parkı davası kararından sonra Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bir çıkışı vardı. Aslında tam da bunun üstüne geldi Ali Babacan'ın seçimlerde tek başına girme kararı. Tabii yeniden Millet İttifakı ile temaslarını sürdüreceklerini, çeşitli yollar arayacaklarını, ortak Cumhurbaşkanı adayı için çalışacaklarını da söyledi. Ama burada Gezi Parkı davası kararından sonra Deva Partisi'nin bir geri çekilmesinden söz edebilir miyiz? Bu şekilde yorumlayanlar da oldu. Bence hiç onunla bir ilgisi yok. Yok. Yani Deva Partisi, evet, muhafazakar, piyasacı, liberal, bir miktar liberter, özgürlükçü bir parti. Yani AKP'den kendini ayırmak için bunları şey yapıyor. Yani Gezi davasını alkışlayacak veya onu hak etti bunlar falan diyecek bir parti şu anda en azından değil. Ama mesele şu, yeni seçim yasası ittifak içinde küçük partileri, kendisi barajı geçemiyorsa, büyük partinin veya büyük partilerin, Millet İttifakı'nda iki parti olabilir, listesinden aday olmayı zorunlu kılıyor eğer mecliste girmeyi istiyorsa. Deva Partisi başkasının listesinden
seçime girme fikrini benimsemiyor. Kendi seçime girecek. Muhtemelen kendi başına seçime girerse şu anda anketlerde görünenden birkaç puan yukarıda olabilir. Çünkü 2,5 ile 4,5, 5 arasında anketlerde görünüyor. Belki burada bir sıralama yapabilirim diye. Belki bir küçük partilerden kendine bir küçük evet, şey üçüncü olabilir. İttifak ihtimali var. Gelecek ve sadece katılım. Sonuçta bu tamamen milletvekili seçimleriyle ilgili bir şey. Uh-huh. Yani Cumhurbaşkanı seçimi söz konusu olduğunda gene AKP-MHP'nin karşısında, adayının karşısındaki adaya yani Millet İttifakı'yla teması sürdürecektir. Oraya destek verecektir. İleride eğer meclise girebilirse bir parlamentoda bir hükümet kurulacağı zaman muhtemelen o altılı birliğin içinde hareket edecektir. Yani böyle bir kesin kopuş değil, sadece bir seçime girme, kendi adıyla seçime girme taktiğidir, stratejidir. Çünkü Deva Partisi önümüzdeki birinci veya ikinci seçimlerde kendini katlayabileceğini düşünen parti. Hı hı. Mesela Liberal Parti'nin böyle bir iddiası yok. Dolayısıyla Liberal Parti'ye bir CHP veya İYİ Parti veya başka bir parti genel başkanımıza vekillik verelim, bizim listede ismi yazılsın dese, Liberal Parti'nin bir itirazı olmaz. Bir şey de kaybetmez. Hatta o milletvekilinin meclise girmiş olması Liberal Parti'ye bir avantaj da sağlar. Ama Deva Partisi öyle değil. Deva Partisi bu seçimlerde belki barajı zorlayacağını ama önümüzdeki seçimlerde kendini katlayacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu Deva Partisi'nin kendi gelecek planlaması açısından mantıklı bir şey. Anlıyorum. Taktiksel bir hamle olarak yorumluyorsunuz geleceğe dair. Eren Bey, siz nasıl yorumluyorsunuz acaba Deva Partisi'nin kararını? Seçimlere kendi logosuyla gireceklerini açıkladılar. Bir yandan da Millet İttifakı ile ortak çabalarını süreceklerini söylediler. Az önce yanlış bir tuşa bastım. Ondan dolayı özür diliyorum benim hatam. Estağfurullah. Şöyle, ben bu masanın, altılı masanın iki sahibi olduğuna inanıyorum. Bunlar CHP ve İYİ Parti, toplumsal tabanları itibariyle neredeyse her şeye karar verilecek türde partiler. Aynı zamanda bir miktarda tevazu sahibi partiler. Çünkü görünüşe göre ileriki aşamada bir kabine oluştuğunda bu kabine altıya bölünecek ve parçalara dağıtılacak gibi görünüyor. Beraberinde aslına bakarsanız milletvekili listeleri de aşağı yukarı aynı şekilde şekillenecek. Fakat altılı masada iki partinin alacağı, diğer partileri ikna edeceği kararlar da var. Bunlardan bir tanesi Ankara'da konuşuluyor. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama milletvekili olanların kabineye giremeyeceği yönünde bir prensip kararına varılabilir görüntüsü var bir süredir. Aslına bakarsanız Deva Partisi'nin yaptığı hamlenin, daha sonra sanırım Gelecek de benzer bir hamle yaptı, Gelecek Partisi, yaptıkları hamlenin buraya ilişkin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu partilerin teşkilatları dahil olmak üzere bütün kadroları milletvekilleri kadrolarına doldurabilecek kadar kalabalık değiller. Ve büyük ihtimalle merkez, genel merkez kadroları da bakanlıkları, yani eğer bir ittifak, bir iktidar değişikliği olursa, bu ittifak, bu altılı masa bir kabine kurmaya başarırsa, Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi genel merkezlerinin günün sonunda bazı bakanlıkları alacağı, yöneteceği yönünde bir öngörü söz konusu. Ama bir taraftan teşkilatlarınızı da motive etmeniz gerekiyor. Benim aklıma şu geliyor, bu sadece bir ihtimal olarak masada duruyor şimdilik tabii. Bir, Deva Partisi'nin kendi listeleriyle seçime gitmesi ama ikincisi de bazı genel merkez yöneticilerinin, en azından bakanlıkları değerlendirilecek bazı genel merkez yöneticilerinin CHP listeleri içerisine sokulması. Ya da bu benzer bir durum Gelecek Parti içinde geçerli olabilir. Hatta Demokrat Parti içinde geçerli olabilir. Ama birinci kural burada, eğer altılı masa bir prensip kararı alır ve arkasından da milletvekili olanları biz kabineye almayacağız gibi bir prensip kararına gelirse bu, beraberinde zaten biz Ali Babacan gibi figürlerin, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Demokrat Parti liderinin, Gültekin Uysal'ın zaten milletvekili listelerinde olmadığını, hatta CHP içerisindeki bazı isimlerin de milletvekili listelerinde olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla buraya doğru yapılmış bir hamle olduğu kanaatindeyim. Ama bir çift liste seçeneği masada hala duruyor. Yani eğer işler iyi gitmezse, Deva Partisi ve Gelecek Partisi işte son aylara girildiğinde işte %2'nin, 3'ün yani amaçladıklarının altında bir yerde kalırlarsa, günün sonunda önemli isimlerin de CHP listelerinden olması ihtimalinin hala olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bir kendine özgüven işaretidir.
AKP'den oy almak için yapılan bir iştir. Bence iyi de bir iştir bu arada. Yani bu CHP'den uzaklaşıyoruz görüntüsü beraberinde AKP seçmeninde bir kıpırdanma yaratabilir. Belli ki amaçlanan bu. Çünkü Karamollaoğlu'nun hatırlayın bir süre önce açıklaması vardı bununla ilgili. Yani uzaklaşalım, ittifak içinde ittifak kuralım. Özür dilerim uzaklaşalım demedi, o benim yorumum. İttifak içinde ittifak kuralım. Böylece bu süreci, yani bir ortaya çıkacak bir riski ortadan kaldırmış olalım demişti. Ben o sürecin devamı olarak görüyorum. Yani oradaki akıl hocası kaçınılmaz olarak Karamollaoğlu Gül çifti olabilir. Beraberinde aslına bakarsanız İslam'ın, siyasal İslam'ın temsilcileri olarak yeni dönemde içeride kalmayı tercih edebilirler. Dolayısıyla ben Karamollaoğlu ve Gül'ü takip etmenin bu konuda daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Anlıyorum. Özet olarak da Deva Partisi'nin çıkışı için Millet İttifakı içinde hesaplanmış bir hamle olabileceğini söylediniz sanırım. Evet evet, tam olarak öyle söylüyorum. Ya yani bu tabii bütün aktörlerin her birinin razı gelmesi gereken bir durum değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir hamle yaparken Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e gidip bu hamleyi yapacağınızı iletmeniz gerekmiyor. Çünkü herkesin bir serbest hamle alanı var. Nezaketen bunların masada konuşulmadığına eminim ama büyük ihtimalle bu fikir babalarının, bu tarz süreçlerin fikir babalarının da zaman zaman birbiriyle görüştüğünü tahmin edebiliyorum, düşünüyorum daha doğrusu. Dolayısıyla Kemal Bey'in rahatsız olmaması, Meral Akşener'in bu konuda hiçbir açıklama yapmış olmaması ya da hamle yapmış olmaması aslına bakarsanız sürecin sağlıklı şekilde götürüldüğünü gösteriyor. Ben pek çoklarından farklı olarak hayırlı bir girişim olarak değerlendiriyorum. Çünkü Deva Partisi'nin bulunduğu pozisyon, şu en azından şu anda bulunduğu pozisyon altılı masaya çok sağlıkmış gibi görünen pozisyondan daha samimi. Anlıyorum. Eren Bey çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için ve değerli görüşünüz için. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Reklamlardan sonra Deva Partisi'nin çıkışını konuşmaya devam edeceğiz. Tekrardan merhabalar. Bu bölümde gazeteci Muhammed Vefa konuğumuz olacak ve yazar Zeki Tombak'la beraber stüdyomuzda devam edeceğiz. En son olarak Deva Partisi'nin seçime kendi logosuyla parti olarak girme kararını konuşuyorduk. Ali Babacan'ın açıklamasından sonra çeşitli değerlendirmeler oldu. Gazeteci Muhammed Vefa'nın da çeşitli değerlendirmeleri oldu. Millet İttifakı içinde bu kararın konuşulduğunu söyledi bir önceki toplantıda. Demokrat Parti merkezinde yapılan toplantıda. Sayın Muhammed Vefa'nın değerlendirmelerini alacağız. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sesimi alabiliyor musunuz? Tamam, şu an sanırım hazır değil. Zeki Bey ile devam edelim. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir seçim yasası girişimi oldu AK Parti'nin. Deva Partisi'nde buna karşı bir hamle olarak düşünebiliriz. Bir yandan da bu şu anlama mı geliyor? Yani seçim artık bu yasayla gideceğiz. Demek anlamına mı geliyor? Yani erken seçim ihtimalinin önünü kapayan bir şey olarak düşünebilir miyiz? Deva Partisi bu yasa değişikliğiyle seçime gidilecek ise diye bir tedbir alıyor bence. Tabii ama çünkü diğer durumda %10 baraj söz konusu olacak. Erken bir seçim olma ihtimali olursa yeni değişiklikler yürürlüğe girmez. Baraj yükselir. %10 baraj geçerli olur. O yükselir ama ittifak için de partiler kendi aldıkları oyla başkasının listesine isimlerini yazdırmadan milletvekili seçtirebilirler, seçebilirler. Yani o eski yasa daha şey... Küçük partiler için daha avantajlı. Dolayısıyla şey olursa, erken seçim olursa Deva Partisi bu ittifakın içinde yer almayı tercih edecektir. Bence kimsenin de ona kapıları kapatacağını sanmıyorum. Anlıyorum hocam. Konuğumuz sanırım hazırmış. Tekrardan merhaba diyoruz Muhammed Vefa'ya. Merhaba Onur hocam. Sesimi alabiliyor musunuz Muhammed Bey? Duyabiliyorum sizleri. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Sizin Ali Babacan'ın açıklamasından sonra belli değerlendirmeniz olmuştu. İlk olarak bir kulis bilgisi olarak Deva Partisi'nin kararının Millet İttifakı'nın son toplantısında konuşulduğunu söylediniz. Acaba bu Deva Partisi'nin çıkışı Millet İttifakı açısından hesaplanmış bir hamle mi? Ve Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden de benzer bir çıkış bekleyebilir miyiz acaba ilerleyen günlerde? Şimdi şöyle başlayayım isterseniz. Hafta sonu Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen altılı zirvede Sayın Babacan bu üstelik dile getirmiş, aktarmış liderlere. Yani bu konu liderler için sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde
Liderler bu durumu bilirken ancak Sayın Babacan'ın bu süreci farklı bir şekilde yürüttüğünü de söyleyebiliriz. Çünkü bu kadar kısa bir süreç içerisinde Babacan'ın açıklaması beklenmiyordu. Şunu demek istiyorum. Cumartesi sonu görüşüldü ama liderler Sayın Babacan hemen 3 gün sonra bu açıklama yapacağını beklemiyordu. Onlar için sürpriz oldu. Yani dikkat ederseniz Sayın Babacan Deva Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı açıklama çalışılmış bir açıklama. Özellikle parti kurmayları toplanmış, bir alkış ortamı oluşturulmuş ve seçim manifestosu açıklar gibi bunu açıkladılar. Ama daha öncesini hatırlarsak Gelecek Partisi'de bu noktada bir açıklaması vardı Sayın Davutoğlu'nun. O yüzden herhangi bir sürpriz olmadığını burada belirtelim. Şunu da belirtmek gerekiyor. Yeni kurulmuş bir parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. İki parti ilk seçimde başka parti listelerine seçmek girmesi absürt kaçabilirdi. Yani kendi seçmenine bile, kendi yönetimlerine bile kendilerini anlatmakta zorluk çekeceklerini düşünüyorum. Benzer bir çıkış olur mu? Olabilir. Gelecek Partisi de, Saadet Partisi de bunu yapabilir. Çünkü artık Deva Partisi ittifak içerisinde ittifak modelini kapattı. Artık görünen tabloda bu Millet İttifakı içerisinde ya da altılı zirvede muhafazakar ittifak diye tanımlanan ittifakın kurulamayacağı artık aşikar bir şekilde ortada olduğunu gözüküyor. Ne açıdan acaba? Biraz açabilir misiniz bunu? Yani kastettiğiniz üçüncü ittifak mı? Böyle bir konu kulis bilgisi vardı ortalıkta da onlar. Hani Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin bir araya gelerek üçüncü bir ittifak oluşturacağına dair. Kastınız o muydu acaba? Bilgisinin ötesinde Sayın Karamollaoğlu zaten bunu söylemişti. İttifak içerisinde ittifak olabilir demişti. Bunda şüpheki Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şunun için de söylemiş olabilir. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi altında seçime girmeleri istemesi gibi de okunabilir. Sayın Babacan bu çıkışı yaparak aslında söz konusu Saadet Partisi altında ya da Gelecek Partisi altında ya da Deva Partisi altında bir ittifakın muhafazakar bloğun bir araya gelmesini engellemedi diye yorumlayabilirim. Anlıyorum. Peki totale baktığınızda acaba siz bu Deva Partisi'nin kendi logosuyla parti olarak seçime girme kararını acaba CHP'nin seküler kitlesinden biraz uzaklaşma olarak mı yorumluyorsunuz yoksa daha çok iktidarın getirdiği seçim yasası hamlesine bir karşılık mı? İdeolojik bir şey mi, taktiksel bir şey mi acaba sizce bu çıkış daha çok? Bence her ikisi de olabilir. Şimdi Sayın Babacan açıklamasına Sayın Bahçeli'nin de olumlu yanıt geldi. Sayın Bahçeli Babacan için akıllıca bir karar dedi. Evet. Ve doğrulattı yani açısından. Ama bu söz konusu Sayın Bahçeli'nin yorumu seçim kanunuyla birlikte aslında Sayın Babacan'ın bu kararı aldığını söylüyor. Mevcut seçim kanunuyla ilgili bunu gündeme getiriyor. Ama ben bu kararın Deva Partisi açısından olumlu olabileceğini de düşünüyorum. Eğer arkasına bir rüzgar alırsa AK Parti'den kopan bir kesimi arkasına alıp sürükleme gücü oluşabilir. Şu an bunu söylemek çok zor. Deva Partisi bugün %3'lerde, %2'lerde yani alması gereken daha %4'lük bir oy var. AK Parti seçmeninden de bu oyun gelmesi gerekiyor. Şu anda AK Parti'den böyle bir kopuşun olmadığını da görüyoruz. O yüzden %4, %5'lik bir kesimin Deva Partisi arkasında seçime gireceğini düşünmüyorum. CHP açısından bakarsak yani yorumlanıyor. İşte CHP'ler Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden rahatsız oluyorlar. Şu anlamda rahatsız oluyorlar. Deva Partili yöneticileri ve Gelecek Partisi yöneticilerinin Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girebileceği konuşuluyor. Daha doğrusu tek liste, iki liste bu seçim senaryoları içerisinde bu konuşuluyor. Genel noktada Cumhuriyet Halk Partisi rahatladı. Çünkü Cumhuriyet Halk Parti yöneticilerle konuştuğumuzda ya da İYİ Parti yöneticilerle konuştuğumuzda onlar da bir nevi kendi seçim yani seçilecek bölgeler, seçilecek listelerden Deva Partilerin ya da Gelecek Partilerin gösterilmemesinden bu süreçte hoşnut oldukları gözüküyor. Yani bu durum CHP'nin de hoşuna gitti ama Deva Partisi belki şuna sebep olabilir. Yenilen noktada %7, %6 oy alan bir parti baraj altında kaldığında yaklaşık olarak 7-8 milletvekiline tekabül ediyor. Daha doğrusu misal bunu Cumhuriyet Halk Partisi %7'lik bir oy alsa, %6'lık bir oy alsa Cumhuriyet Halk Partisi 22 milletvekili fazlana çıkarıyor simülasyonlar üzerinden. Genel noktada Deva Partisi
baraj altında kalması durumunda da aslında Cumhur İttifakı'na büyük bir milletvekili, daha fazla milletvekili çıkarabilecek ortamı da oluşturabilir. Yani aksi bir durumda Cumhur İttifakı'na yazabilir diyorsunuz bu hamle. Şu an benim simülasyonlardan gördüklerim, yani simülasyonlarda yapılanlarda tek liste gitmesi halinde Millet İttifakı'nın, yani 6 partinin 290 milletvekili çıkarabileceği konuşuluyor. Ama bu simülasyonlar üzerinden 3 partinin girmesi halinde, 2 partinin girmesi halinde 240'a kadar milletvekili düşüyor Millet İttifakı'nın. O yüzden Cumhur İttifakı'na yarayan bir mesele ortaya çıkıyor. Şu an Sayın Babacan'ın kendi listelerinden seçime girmesi Millet İttifakı'na yarayan bir durum değildir. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na yarayan bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Anlıyorum. Şimdi Millet İttifakı'nın son toplantısında ana gündemlerden birisi de Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın yaptığı çıkıştı. Bir cumhurbaşkanı tarifi yapmıştı. AKP'nin günahlarına ortak olan kişiler aday olamaz şeklinde bir çıkıştı, toparlamak gerekirse. Zirvede bunun konuşulduğu aşikar. Hatta bir cumhurbaşkanlığı tarifi yapıldı. Sonrasında da malum Deva Partisi'nin çıkışı. Onu konuşuruz zaten. Bu anlamda baktığımızda Gültekin Uysal'ın çıkışı aslında amacına ulaştı diyebilir miyiz yani? Ali Babacan'ın kararından sonra, Deva'nın kararından sonra. Ya kırılma olarak siyasi zeminde okursak belki Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın attığı tweet'in kırılmaya sebep olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. Gültekin Bey'in tweetinin ardından Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen zirvede söz konusu Cumhurbaşkanı nitelikleri konusunda özellikle Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan Cumhurbaşkanı niteliklerinin belirlenmesi konusunda Gültekin Uysal'a baskı kurduğu biliniyor, söyleniyor. Daha doğrusu yani oradan öğrendiğimiz bilgilerde. Yenilen noktada Gültekin Uysal'ın özellikle Deva Partisi'nde oluşan kırılmanın oluşmasına zemin hazırladığı belirtiliyor. Şunu da belirtmemiz gerekiyor. Şimdi Sayın Babacan evet çıktı konuştu ama daha şöyle bir bilgi de var. Aslında Gelecek Partisi'nin de Deva Partisi'nin önce bir çıkış yapacağı bilgisini alan bazı Deva Partisi yöneticilerin durup hızlandırdığı da söyleniyor. Evet. Aslında bir parti arasındaki çekişmeyi de gözler önüne seriyor. Anladım. Ben de aslında tam olarak şunu soracaktım. Bu Deva'nın çıkışı aslında Gelecek Partisi'ni bir çalım atma olarak yorumlanabilir mi diyecektim. Siz çünkü yayının başında Millet İttifakı içinde konuşulduğunu bu Deva'nın çıkışının ama biraz daha erkene alındığını söylediniz. Katılıyor musunuz buna? Başta da belirttim. Çünkü Deva Partisi'nde yapılan basın toplantısı normal o günde siyasi ekonomi meseleleri konuşuluyordu. Böyle bir çıkışın yapılması beklenmiyordu. Sayın Babacan zamanlama olarak bence 5 parti çalım attı bu noktada. 5 partinin bu konudan haberi vardı ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordu. Sayın Babacan buna 2 günlük süreçte il çalışmış. Hatta parti kurmaylarını topladı. Parti kurmayları kendisini ayakta alkışladı. Ve özellikle konuşmasına başlar başlamaz bu konuda başlaması bu durumu gözler önüne serdiğini düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum bu noktada. Anlıyorum. Sizin eklemek istediğiniz var mı Muhammed Bey bu konuyla ilgili? Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet. Ve değerli görüşleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Hocam, gazeteci Muhammed Ufa ilginç şeyler söyledi. Aslında bir altılı masa içinde. Bir iç rekabet durumu da gündemde diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz acaba bu Deva'nın çıkışı ve sonuçları ne olabilir? Altılı masa açısından baktığımızda genel siyaset açısından değerlendirdik. Deva'nın önce altılının toplantısında bunu ifade edip sonra hazırlık yaptığı toplantı için, basına açıklamak için varsayımı biraz naif. Yani muhtemelen daha önceden karar verilmiş, o kurmaylar falan çağrılmış, belki il başkanları falan çağrılmış. Bu arada altılıya bilgi verilmiş. Tabii Muhammed Bey'in zaten bir kulis bilgisi orada da konuşuldu. Öncesi yok anlamında değildi. Şimdi bence seçime daha var. Seçim yaklaştıkça AKP ne kadar içindeki herkesi AKP'li olarak tutmaya devam edebilecek? MHP'yi ittifak olarak ne kadar tutabilecek? Veya altılı ittifak ne kadar bütünlüğünü koruyabilecek? O süreç içinde ortaya çıkar. Şu anda bir sene önceki fotoğraftayız. Ama bu bir süreç. İşte şeyle ilgili, Gezi'yle ilgili dava çıktı.
karar çıktı. AKP'nin içinden bir sürü insan birbirine girdi. Sabaha karşı valiler görevden alındı falan. Yani aynı vekil galiba eski vekil valinin eşi. Bizim elimizden en önemli itirazlarımızı aldınız. Hani 46 seçimlerinde yapılan hileyi aldınız. İşte yokluğu, yoksulluğu aldınız falan. Şimdi bu AKP merkezine bunu söylüyor. Buna benzer AKP'nin baş aşağıya gittiğini, kaybedeceğini gördüğü zaman suret halktan görünecek. AKP'ye son derece vicdanlı eleştiriler yaparak kendini ayıracak AKP'den. Çok sayıda insan çıkacağını düşünüyorum. Hani deve dişi gibi insanlar ayrılacaktır. Sıradan ilçe yöneticilerinden bahsetmiyorum. Eğer şey olursa, AKP'de böyle bir süreç yaşanırsa altılı güçlenir. Eğer altılı başarısız bir profil çizerse AKP'nin iç bütünlüğü konsolide olur. Dolayısıyla daha önümüzde epey bir zaman var. Her iki taraf da hareketli olacaktır. Ve bu arada bir de üçüncü taraf var. HDP ve HDP'nin etrafında da sosyalist partiler, yapılanmalar var. Dolayısıyla o aktör henüz sahneye de kendini çok göstermedi. Veya onun üzerine ışık tutan bir projektör yok. Yani medya, merkez medyanın bütün ilgisi AKP-MHP'ye. Ve muhalefetin eksiklerini, hatalarına. Muhalefete yakın medyanın da bütün şeyi Kemal Bey, Altılı İttifak falan. Yani süreç ilerledikçe, seçim yaklaştıkça çok daha hareketli sahneler. Yeni odaklar sahneye çıkabilir ve kuvvetlenebilir. Tabii çok hareketlenecektir. Anlıyorum hocam. Ama şu var, hani demin söyledik, Devlet Bahçeli'nin biz 53 senedir tecrübeli kavgacıyız dedi. Hükümet bir yandan Kuzey Irak'a bir askeri operasyon yaptı ve bu operasyon giderek genişliyor. İkinci haftasındayız şu anda, tamamlanmak üzere. Yani sadece demeçler, sadece mitingler falan olmayacak. Türkiye bir yandan bir savaşı sürdürüyor olacak. Bir yandan Devlet Bahçeli'nin ima ettiği şey gerçekleşirse sokaklarda bir şiddet dalgası olabilir. Dolayısıyla bir yandan mahkemelerde bu tür talimatlı şeyler, mahkeme kararlarıyla muhalefete yakın isimler, gözdağları falan verilerek cezalandırılabilir. Dolayısıyla çok sertleşecek bir seçim dönemi yaşıyoruz. Sanki bir seçim süreci değil, bir savaş süreci gibi gerilimli bir sene yaşayacağız. Bunu da herkesin... bunu herkesin öngörmesi lazım. Anlıyorum hocam. Bu pazar 1 Mayıs'ı kutlayacağız hocam. Nasıl bir havada geçecek sizce 1 Mayıs? Önceki senelerden büyük bir katılım bekleyenler var. Ekonomik kriz ve sebebiyle. Siz nasıl bir 1 Mayıs bekliyorsunuz? Şimdi önce 8 Mart oldu. Evet. 8 Mart'ta kadınlar bu alanda toplumsal muhalefetin bütün renklerini yayına getiren son derece kararlı bir tutum sergilediler ve Taksim'i zapt ettiler. Şimdi Nevroz'da ağırlıklı olarak Kürt halkı sokaklardaydı, meydanlardaydı. Sosyalist insanlar da aynı alanlarda, onların yanındaydı. Son derece coşkulu ve gençlik katılımı da çok yüksek bir Nevroz yaşadık. Şimdi bunların bir başka şeyi, 1 Mayıs, işçilerin, emekçilerin şeyi, bayramı. Buraya da tabii kadınlar katılacak, tabii ki Kürt siyaseti katılacak. Çok coşkulu ve önceki senelerden çok daha güçlü geçeceğini tahmin ediyorum. Maltepe'de olacak İstanbul'daki. Evet, İstanbul'da Maltepe'de kutlayacak. İşte sabahın erken saatlerinde oraya gideceğiz, her zaman olduğu gibi. Ben emeklilerle beraber yürüyeceğim. Emekliler de bir ortak emekli sendikaları, platformları bir ortak kortej yapıyorlar. İdeal Tepe'de sabah saat 11'de metro istasyonundan çıkıp kortejime katılacağım. Anlıyorum hocam. Son olarak şunu sorayım. Acaba coşkulu bir 1 Mayıs yeniden bir emek hareketinde ayağa kalkışa sebep olabilir mi?
Bence zaten emek hareketi biraz ayağa kalktı. 120 tane, üstelik de sendikasız iş yeri yılbaşında çatır çatır sokaklara döküldü ve haklarını aldılar. Bu daha çok getir, trend yol bilmem ne falan gibi tedarik firmalarında, bazı tekstil firmalarında falan. Şimdi asıl büyük iş yerleri, öteden beri sendikalı olan iş yerlerinin işçileri henüz sokağa çıkmadılar. Onları bekliyoruz. Şimdi onlar 1 Mayıs'ta kendilerini daha görünür yapacaklardır. Siz hocam emeklilerle katılacağınızı söylediniz. Ben emekli değilim, yaşlı da değilim ama emeklilerle katılacağım. Anladım hocam. Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fener Sol grubuyla katılacağım. Aa, ne güzel. Maltepe'de. Onu da belirtmiş olayım. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak ben de çarşıyla katılacaktım ama emeklilere verilmiş sözüm daha var. Daha bastı diyorsunuz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz ben programa teşekkür katıldığınız ederim. İçin ve değerli görüşleriniz için. Cem TV izleyicileri, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.